Ekonomi Rehberi programına hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Önce piyasa rakamlarından bahsedelim. Zira dünkü Merkez Bankası faiz kararından sonra Türkiye piyasalarındaki baskının daha da arttığını gözlemliyoruz. Bugün Borsa İstanbul Endeksi 118.118 puanda ve dünkü kapanışına göre yaklaşık %1'lik bir düşüşe işaret ediyor ki dün de yaklaşık %1,5'luk bir düşüş yaşanmıştı Borsa İstanbul'da. Bugün onun devam ettiği görülüyor. Hem yurt içi belirsizlikler ve riskler hem de yurt dışından gelen haber akışı Türkiye piyasaları açısından çok da olumlu değil gibi duruyor. Özellikle son iki gündür yurt içinde en büyük gündem tabii ki Merkez Bankası'nın artık piyasa gerçeklerinin ötesine giden faiz indirimleri ve bu faiz indirimlerinin biteceğine dair herhangi bir yönlendirmenin yapılmamış olması en büyük risk kaynağı olarak fiyatlanıyor. Zira Türkiye'de bir yıllık baktığımızda özellikle enflasyon beklentileri %10 civarında, mevcut enflasyon ise %12 civarında. Ancak buna baktığımızda, bu oranlara baktığımızda, rakamlara baktığımızda Merkez Bankası'nın verdiği faiz negatif. Yani bugün Merkez Bankası'nın faiziyle mevduatınızı yatırırsanız bankanıza bir yılın sonunda paranızı muhtemelen kaybedeceksiniz ki bunun içerisinde risk primi gibi başka finansal hesaplamaların olmadığını da hatırlatmış olalım. Bu yurt içerisindeki en büyük risk. Onun dışında tabii ki siyasi riskler de bir yandan devam ediyor. Özellikle siyasi gerilim, yurt içi siyasi gerilim karşılıklı söylemlerle son dönemde artmış durumda. Bu yurt içindeki gerilim yurt dışına da yansıyor. Özellikle İdlib tarafından yaşanan gelişmeler, özellikle Türkiye'nin Suriye'de operasyona başlayabileceği iddiaları, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon an meselesi açıklaması sonrası piyasalardaki gerilimin de bir miktar artmaya başladığını söyleyebiliriz. Bunlar Türkiye kaynaklı riskler. Bir de Türkiye'den tamamen bağımsız başka risklerin de son günlerde arttığını görüyoruz. Çin'deki koronavirüsü ile alakalı son dönemde aslında olumlu haberler geliyordu. Yeni vaka sayısında önemli miktarda düşüşler görülmüştü. Ancak İran'dan gelen bir haber, özellikle İran'da herhangi bir resmi vakanın olmamasına rağmen iki kişinin koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybetmesi, acaba kamuoyuna sunulan rakamlar gerçekçi mi? Özellikle az gelişmiş ülkelerde, Doğu Afrika gibi Çin'le çok yakın ilişki kurulan Hindistan gibi, İran gibi ülkelerde tahmin edilenden çok daha yüksek, çok daha fazla koronavirüs vakası mı var ve bu ülkeler üzerinden küresel bir epidemik, yani küresel bir salgın başlar mı endişesi iki gündür piyasalarda çok ciddi şekilde fiyatlanmaya başladı ki bugün IMF'de, Uluslararası Para Fonu IMF'de bu konuyla ilgili bir uyarı metni yayınladı. Halihazırda küresel ekonomilerin toparlanması oldukça kırılgan dedi IMF. Dünya ekonomileri ciddi bir yavaşlama içerisinde, özellikle Amerika, Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde ekonomi geçtiğimiz yıllardaki performansının altında kalacak gibi duruyor ve bunun daha da kötüye gitme ihtimali var koronavirüs sebebiyle. IMF'nin bu uyarısı da oldukça önemliydi ki bununla da bağlantılı olarak özellikle güvenli limanlara olan talebin arttığını görüyoruz. Dünyada küresel piyasalarda en önemli güvenli liman olarak altın görülüyor ve altın fiyatının özellikle bu son endişelerle ciddi şekilde arttığını görmüştük zaten ki bu artışın devam edebileceğine dair bir rapor yayınlandı bugün. İsviçreli Yatırım Bankası UBS tarafından yayınlanan rapora göre altının ons fiyatı 1650 dolara kadar çok kısa süre içerisinde yükselebilir. Halihazırdaki seviyenin 1610 dolar olduğunu hatırlatalım. Türkiye'deki fiyatlamalar ise gram altın tarafında 313 liraya denk geliyor ki bu tarihi yüksek seviyelere yakın bir rakam olarak öne çıkıyor. Altın fiyatında özellikle bu riskler artarsa, artmaya devam ederse koronavirüs kaynaklı daha yüksek seviyelerde gündeme gelebilir diyelim. Piyasalardaki durum bu. Biz yurt içi haber akışına baktığımızda özellikle zamların ve zamların etkisinin vatandaş üzerindeki etkisini görüyoruz. Bugün yayınlanan bir haber, özellikle Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan veriler bize alkol tarafında enteresan gelişmelerin yaşandığını ortaya koydu. Son bir yıl içerisinde Türkiye'deki alkol tüketiminin yaklaşık 90 milyon litre düştüğü tahmin ediliyor. Ancak bu düşüşün önemli bir kısmı aslında kaçak içki tüketimiyle karşılandı. Rakı üretimi ve tüketimi 2019'da %29 geriledi. 2018'de iç piyasaya arz edilen rakı miktarı 36 milyon litreyken 2019'da 28 milyon litreye geriledi. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre toplam alkollü içecek tüketimi ise yaklaşık 90 milyon litre geriledi. Resmi tüketimdeki düşüş toplam tüketimin aynı ölçüde gerilediği anlamına gelmiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre alkollü içeceklerdeki zam nedeniyle yurttaşlar kayıt dışı ya da evde üretime yöneldi. Son 3 yılda kayıt dışı rakı üretimi 4 milyon litreden 8 milyon litreye çıktı. Kaçak rakı nedeniyle devlet 1,5 milyar dolar vergi kaybına uğradı.
Söz konusu durum ekonomi literatüründe Laffer eğrisi olarak biliniyor. Bir verginin belirli bir orandan fazla artırılması o alandaki vergi gelirlerini artırmıyor, aksine düşürüyor. Vatandaşlar fiyatı yükselen üretimi tüketmekten vazgeçiyor ya da imkanı varsa kaçak ürünlere yöneliyor. Türkiye alkollü içkiler piyasasında son dönemde tam olarak bu durum yaşanıyor. Vatandaşlar evlerinde rakıdan biraya kadar birçok ürünü kendi imkanlarıyla üretip tüketiyor. Gerçekten de artık birçok kişinin etrafında evde içki üretiminin giderek yaygınlaştığını da görüyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Biradan şaraba, rakıya kadar evsel içki üretiminin giderek arttığı görülüyor ki bu aslında ciddi bir sağlık riskine de işaret ediyor. Eskiden bandrollü ürünler, resmi ürünler tüketen vatandaşlar artık bandrolsüz ürünlere kaymış durumda. Bunların özellikle geçtiğimiz aylarda bazı kaçak rakı sebebiyle bazı kişilerin hayatlarını kaybettiğini, bazılarının görme yetisini kaybettiğini görmüştük. Burada açıkçası Türkiye'deki vergilendirme sisteminin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Hükümet son 10-15 yıldır açıkçası kendi oy tabanında olduğunu düşünmediğinden dolayı alkollü içkilere elinden gelen her fırsatta bir zam yaptı. Özellikle oradaki vergiler çok ciddi oranda artırıldı. TÜİK'in rakamlarına göre sadece 2019 yılında alkollü içecekler ve tütün tarafında %42'lik fiyat artışı yaşandı. Vatandaşların gelirleri bu seviyede artmadı ve bu yüzden de tüketimini düşürmek zorunda kaldı vatandaşlar ya da tüketimi düşürmemeyi tercih edenler de kaçak ürünlere yöneldi ve bu sebeple de hazinenin toplam vergi kaybının 1,5 milyar dolar olduğu düşünülüyor. Yani aslında hükümet daha fazla vergi geliri elde etmek için vergi oranlarını artırırken günün sonunda daha az vergi tahsilatıyla baş başa kalmak durumunda kaldı. Burada özellikle Ocak ayında hükümet bu alkol içecekler ve tütün tarafında yeni bir vergi artırımına gitmedi. Orada aslında otomatik bir vergi artırımı zamanı vardı ancak bunu es geçti. Bunu birkaç dönem daha es geçmesi gerekiyor ki tekrardan vatandaşlar resmi ürünleri tüketmeye dönsünler. Aksi takdirde hem hükümetin vergi gelirleri düşecek hem de vatandaşlar ciddi sağlık riskiyle karşı karşıya kalabilecek diye uyarıların da üst üste geldiğini söyleyebiliriz. Yine bütçeyle alakalı başka bir haberle aslında devam edeceğiz. Türkiye son yıllarda özellikle 2010 sonrasında çok büyük kamu altyapı projeleri yaptı ama böyle şöyle bir sorun vardı. O projeleri kamu yapmadı, özel şirketler yaptı ve bu özel şirketlere gelir garantileri verildi. Bu altyapı projelerinde gelirleri tutmayınca hazineden şirketlere ciddi miktarlarda ödemeler yapmak zorunda kalındı. Bununla ilgili son haber Osman Gazi Köprüsü ve o köprünün de içinde olduğu İzmir-Gebze Otoyolu ile alakalı geldi. Yapılan son hesaplamalara göre hazine işletmeci şirkete 2,5 milyar liralık bir geçiş garantisi ücret ödemesi zorunda kalacak. Osman Gazi Köprüsü ve Gebze-Orhan Gazi-İzmir Otoyolu'nda 2019'da garanti edilen sayının altında araç kullanıldı. Bu yüzden işletmeci şirkete hazineden 2,5 milyar lira ödenecek. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre şirket ile karayollar arasında görüşmeler başladı. Şirkete ödenecek tutar ile ilgili henüz nihai mutabakat zaptı imzalanmadı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu içinde 3 milyar liralık ödeme yapılmıştı. Son yıllarda yapılan altyapı projelerinde hazine müteahhit şirketlere gelir garantileri veriyor. Döviz olarak belirlenen bu gelirler yakalanamayınca aradaki farkı hazine ödüyor. Sözleşmeye göre 20-25 yılı kapsayan bu garantiler Türkiye bütçesinde büyük kara delikler yaratıyor. Bu avantajlara rağmen işletmeci şirketler ellerindeki bu varlıkları satmayı tercih ediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Çinlilere satıldı. Osman Gazi Köprüsü'nün de satışı için görüşmeler sürüyor. Kaynaklar bu köprüyü de Çinlilerin alabileceğini belirtiyor. Sıradaki haberimiz aslında çok enteresan bir haber. Türkiye'de TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksine dair resmi söylemler Türkiye ekonomisinin geçtiğimiz yılın son çeyreğinden başlayarak güçlü bir şekilde büyüdüğüne işaret ediyor. Özellikle hükümet yetkilileri ki bunlar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da var. Ekonominin durumunun çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ancak TÜİK tüketicilere sorunca ekonominin durumu nasıl diye sorunca aldığı yanıtlar ise oldukça olumsuz oluyor. Ayrıntıları haberimizi izleyelim. Tüketicilerin ekonomik duruma yönelik algısı bozulmaya devam ediyor. TÜİK'in hazırladığı endekse göre tüketici güveni Şubat'ta %2,7 gerileyerek 57,3 ile tarihi düşük seviyelerine yakın düzeyde kaldı. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.
Endeksi oluşturan alt kalemlere bakıldığında vatandaşların neredeyse her soruya olumsuz yanıt verdiği görülüyor. En kötü beklenti ise istihdamda oluştu. Vatandaşlar gelecek bir yılda işsiz sayısının %5 artacağını öngörüyor. Ekonomik koşullarında gelecek 12 ayda daha da kötüleşmesi bekleniyor. Buna bağlı olarak tüketiciler, önümüzdeki bir yıllık dönemde konut, otomobil, beyaz eşya ve mobilya almayı düşünmüyor. Bu da gelirleri artmayan vatandaşların düşük faiz kampanyalarına rağmen harcama yapamadığını gösteriyor. Tüketici güvenine dair bu olumsuz tablonun kredi teşvikleriyle ekonominin büyüdüğü bir dönemde gerçekleşmesi ayrıca dikkat çekiyor. Söz konusu rakamlar vatandaşlar arasında kriz algısının hala güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Evet, bu konuyu ekonomist Baki Demirel ile konuşacağız. Telefon attığımızda Baki Bey. Baki Hoca, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Aslında Baki Hoca, ekonominin büyüdüğü bir dönemdeyiz. Belki kalıcılığı ve hani kalitesi tartışılır ama büyüdüğü bir dönemdeyiz. Özellikle 2019'un son çeyreğinde ve 2020'nin ilk çeyreğinde %5'lik büyümeler bekleniyor. Peki sizce bu ortamda tüketiciler neden bu olumsuz beklentilerini TÜİK yetkilileriyle paylaşıyorlar? Ben 2018 kur şoku oluşunca ve daha öncesinden 2017'ye baktığımızda ekonomide trendin aşağı yönlü yani olduğunu, ekonominin daralmaya doğru gittiğini, büyümenin azaldığını, 2017'de kredi teşvikleriyle, kredi garanti fonuyla potansiyelin üzerinde bir büyüme ve ondan sonra oluşan riskler ve kur şoku ve bu durumun ben bir güven sorunu yarattığını ekonomiye ilişkin söylemiştim. Geçen süreçte bu güven sorununun devam ettiğini, ekonomi ilişkin güven sorununun devam ettiğini, çünkü alınan tedbirlerin bir kere geçici olduğunu ve sonuçları değiştirmeye yönelik olduğunu Twitter'daki yazılarımda da belirtiyorum. Dolayısıyla yapısal, ama bu tabii IMF'in yapısal tedbirlerinden bahsetmiyorum, yapısal olarak ekonomide bir istikrar yakalanmadıkça yani veya işte makro temellerine yönelik sürdürülebilir bir program oluşmadıkça bu güven sorununun da devam etmesi muhtemel. Çünkü aslında haberde sizin de söylediğiniz gibi tüketici reel gelirlerinde ya da hane altı reel gelirlerinde ciddi bir azalma var yani enflasyondan dolayı. Ve bu da her ne kadar kredi teşvikiyle ekonomi canlandırmaya çalışsa da bunun aslında çok da yani kredi teşvikleriyle çok da sürdürülebilir olmadığını gösteriyor bu güven endeksi. Dolayısıyla bu aslında büyüme yok tabii. 2019'a baktığımızda ekonominin sıfıra yakın olduğunu, yani bir durgunluk halinin devam ettiğini, 2020'nin ilk çeyreğindeki büyümenin de iş tüketime dayalı, kredi genişlemesine dayalı olduğunu ve bunda da işte demin belirttiğim faktörlerden dolayı sürdürülebilir olmadığını iktisadi bilimler görüyor diye düşünüyorum. Baki Hocam, peki vatandaşların bu algısı sürerken bir yandan da tüketici kredileri tarafında çok ciddi bir artış var. Peki bu algı devam ettikçe, ekonomide toparlanmadıkça verilen bu kredilerin o zaman geri ödenmeme riskinin artacağını söyleyebilir miyiz? Öyle bir risk var tabii. Ama buradaki esas endişe şu, yani iş tüketime bağlı sürdürülebilmesi için bunun tüketici gelirlerinin artması lazım. Fakat orada bir artış yok. Tüketici gelirleri artmadan kredi artışının ben sürdürülebilir olmayacağını düşünüyorum. İkincisi de bunun enflasyonist etkileri olacaktır. Dolayısıyla kredi genişlemesinin fazla olması muhtemelen bu kredi genişlemesine yönelik bazı tedbirlerin alınmasını gerekli kılabilecektir. Dolayısıyla bu ya da bunlar göz ardı edilerek eğer tıpkı 2017'de olduğu gibi krediler daha da arttırmaya yönelik teşvik edilirse o zaman işte enflasyon ve cari açık gibi sorunlar göz ardı edilmiş olacaktır ve bu da tabii risk doğuruyor. Baki Demirel, çok teşekkürler yaptığınız değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Evet, Baki Demirel'in değerlendirmeleriyle birlikte ekonomi rehberinin sonuna geldik. Akşam saat 17.30'da tekrar görüşmek üzere.